Kızlar, bütün gün beni aramışsınız. Açamadım ben. Kötü bir gündü. Özür dilerim. Yarın konuşuruz her şeyi. Merve ile Ayda aynı evde yaşadığımızı daha ilk gün öğrendi. Onlara söylediğimde daha sen Artem'ime gelmemiştin. Patronun olacağını bilmiyordum. Sonra da sana söyleyemedim. Kimseye söylemedim. Arkadaşlarım da bu sırrı benim için sakladılar. Biliyorum. Her şey çok üst üste geldi. Vedat olayı. Sonra bu. Ama bana bir şans daha verebilirdin. Koparıp atmak yerine. Demir. Benim canım çok acıyor. Senin kalbin acımıyor mu? En azından seni atmamış. Bunu ona ver olur mu? Thank you.
Kapı çalıyor Selin. Buyurun. Hal. Siz Selin Hanım olmalısınız, doğru mudur? Doğrudur. Bir de Demir Bey olması lazım o zaman, doğru mudur? O da doğrudur. Ah. Şahane, ben de doğru yere geldim o zaman. Tanıştırayım. Ben Bünyamin C. nokta Açmaz. Nasılsınız? Ben sizi çıkaramadım ama. Çıkaramazsınız. Kolay değil. İbo bahsetmişti biraz. Bunların hepsini konuşacağız. Ben geçeyim. Ah. Pardon da Bünyamin Bey, İbo tam olarak niçin göndermişti sizi buraya? Açıklayayım. Siz ikiniz birlikte yaşamanın getirdiği bazı zorluklar yaşıyormuşsunuz. Hatta bu durum birbirinize de zarar vermeye başlamış. Arkadaşımızla acil olarak bir çözüm üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ha, siz bunun için geldiniz. Evle ilgili çözüm üretmek için. Ha, sonunda. Bünyamin Bey, biz bu ev meselesi yüzünden çalmadık kapı bırakmadık. Ama hala çözebilmiş değiliz. Yalnız çok kolay olmayacak, onu baştan söyleyeyim. Hatta biraz zaman da alır bu işler, onu da söylemiş olayım. Yani Demir'in avukatı da öyle söylüyor. Hayır. Aramızda uzlaşma yolunu seçelim. Avukatlar en son çaremiz olsun. Gerçekten çok iyi olur. Bünyamin Bey, tam zamanında geldiniz. Çünkü daha fazla aynı evde yaşamamız imkansız. Genel olarak Demir Bey zaten imkansız bir insan. Ayrıca pek de uzlaşma taraftarı değildir, ben size söyleyeyim. Kendi kendine fikir değiştirir, sonra da karşısındakini suçlar. Özel meselelerimizi burada açmayalım lütfen. Çok yersiz oluyor. Yo. Burada açalım. Nerede açacağız? Tabii ki de burada açacağız. Bakın, efendim, kişisel alanlar, sahiplik olgusu, ait olma ve kurulan duygusal bağlar, bunların hepsinin üzerinden birer birer uzlaşacağız. Yemin Bey. Bakın, ben Demir Bey'e bu evden gitmeyeceğimi söylemiştim. Demir Bey de bu evden gitmeyeceğini söylemişti. Neredeyse söz verir gibi. O sözler yalanlar ortaya çıkmadan önceydi Selin Hanım. Ay Allah'ım ya. Ya gerçekten buraya geldik mi? İyi. Gidersen git. Ne yapayım? Sen gelmeden önce ben zaten bu evde yalnız yaşıyordum. Senden sonra da yaşarım herhalde. Yani yaşarım bir şekilde. Yalnız Bünyamin Bey, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ben bu evden gitmek istemiyorum. Ben Selin Hanım'ın gitmesini istiyorum. Bu ev zaten benim evim ve öyle de kalacağım. Daha fazla aynı evde yaşamamız imkansız Selin. Çünkü bu iş katlanılmaz oldu. Bir saniye, bir dakika. Sizin durumlar bayağı ciddi. Onun yüzünden... Epeyce bir terapi gerekecek. Terapi mi? Ne terapisi ya? Bir saniye. Buyursunlar. Bünyamin C. nokta Açmaz. Uzman psikoterapist. Bir saniye. Siz emlak danışmanı değil miydiniz? Keşke öyle olsam. Sizin derdiniz emlak değil ki efendim. İlk önce bir bunu kabul edeceğiz, değil mi? Oo, Vivo ya. Demir Bey, size özel bir soru soracağım. Terapiye neden bu kadar karşısınız? Çünkü aramızdaki sorun terapiyle düzelecek gibi değil. Nasıl düzeleceğini düşünüyorsunuz peki? Tamam, hadi biraz duygularınızdan bahsedelim. Ev, bu ev. Demir Bey, Selin Hanım'ı evde görüyorsun. İşte görüyorsunuz. Bu durum duygularınızda bir değişiklik yaratıyor mu? Hayır. Selin aynı Selin. Siz de? Benim için de aynı. Ya aslında evde biraz daha farklı. Çünkü burada yalnızız. Evde patronum olmuyor. Yani patronluk taslamadığından değil de.
Affedersin ama ne patronluk taslıyormuşum? Yediklerime karışıyorsun. Sağlıksız besleniyor çünkü. Bisikletle gitmeme izin vermiyorsun. Güvenlik önlemi almıyorsun. Evden ne zaman çıkacağımıza, ne zaman yemek yiyeceğimize, ne konuşup ne konuşmayacağımıza bile sen karar veriyorsun. Artık vermiyorum. Bir saniye ama bana da yardımcı olun. Ben de duygularınızı anlamaya çalışıyorum burada. Olabilir bunlar. Her genç evli çiftin başına gelir. Biz evli değiliz. Anlıyorum. Peki bu konuştuğunuz bir şey mi? Yani evlilik. Gündeminizde olan ve konuştuğunuz bir durum bu. Ama sizi geren bir şey var. Ne? Birbirinize söylemediğiniz bir şey olmalı. Vallahi Bünyamin Bey, ben artık bana hiçbir şey söylemesini istemiyorum. Çünkü söylediği her şey yalan. Yaptığı her şey oyun. Demir, ben özür dilerim. Sana yalan söylemek istemedim. Ama katılığınla ve koyduğun kurallarla beni buna mecbur bıraktın. Yaptığın her şeyi kendin seçtin Selin. O oyunu oynamayacaktın. Ben zaten kaldırmayacaktım o yasağı. Beni böyle ikna ettiğini sandın ama çok yanıldın. Bambaşka bir çözüm bulacaktım. Ama gerek de kalmadı. Seni kırmak istemedim. Bir insanın böyle bir şey karşısında kırılmayacağını düşünmek için onu robot olarak görmek lazım. Bazen robot gibi davranıyorsun zaten. Anlaşıldı. Böyle olmayacak. Bakın, konunun daha da derinine, sorunun kaynağına inmemiz lazım. Bünyamin Bey, biz sevgili değiliz. Aramızda öyle bir şey yok. Olmamasına karar verdik. Sen karar verdin. Karışmış her şey. Karmakarışık olmuş. Şimdi bu düğümü çözmek için neresinden çekiştirmek lazım? İşte ev, tabii ya. Aynı evde yaşamak duygularınızı karıştırıyor olabilir. Mesela ortak alan kullanımı. Değil mi? Kaç tane banyo var bu evde? Güzel. Aha! İşte büyük bir sorun. Niye ya? Havluyla bornoz işte. Kime ne zararı var? Olur mu? Bu bornozlara sinen kokular birbirine karışır. Sinyal gönderirler. Pardon. Ne sinyali? Hormonları harekete geçiren sinyaller. Feromonlar. İçgüdülerimiz dedikler. Aşkın kimyasını taklit ederler ve aklımızın karışmasına neden olurlar. Bornozları yan yana astık diye mi? Hı hı. Peki yatak odalarınız? Yan yana mı? Üst üste. Ne güzel bir oda. Sakin ve güçlü bir enerjisi var. Evet, öyledir. Burası daha önce benim odamdı. Sonra Demir gelip beni atınca üst kata taşınmak zorunda kaldım. Ama sonradan alıştım. Nereye alıştın acaba? Hala sıcak deyip duruyorsun. Üstelik yukarıda klima da var. Doğru diyor ama. Sıcak olur orası. Hı hı. Neden? Bir saniye tutun. Çünkü insan bedeni ısı üretir. Biyoloji. Isılan hava ne yapar? Hop, yukarıya doğru yükselir Demir Bey. Ve sizin sıcaklığınız Selin Hanım'a vurur. Çok affedersiniz. Bir saniye tutabilir misiniz? Teşekkür ediyorum. Hop! Selin Hanım'ın soldan sağa dönüşleri. Sağdan sola yuvarlanışları. Bütün bunlar yatakta küçük titreşimler yaratır. Rezonanslar. Alayım gözlüğü. Çok teşekkür ediyorum. Belki siz Demir Bey bunları duymazsınız ama hissedersiniz. Evin beton kalınlığı o titreşimleri hissettirmez yalnız. Üstelik yalıtım malzemesi de var. Evet. Ben de bu evde gürültü engelleyici detaylar kullanmıştım. Yani evdeki bütün eşyalar duvara sabitlenmiştir. Tamam işte, sorunun kaynağını bulduk. Sorunun kaynağı bu kadının yalan söyleme alışkanlığı. İnsanların duygularını hiçe sayması. Benimle oyun oynaması. Sorunun kaynağı bu adamın beni bu şekilde itham etmesi. Başka seçeneğim varmış gibi davranıp bana başka çare bırakmaması. Hiç olmazsa ilerleyebileceğimiz bir uç yakaladık. Ucu bırakmayalım. Bir sonraki seansa bu kaldığımız yerden devam ederiz. Bu arada siz de lütfen evle ilgili söylediklerimi unutmayın. Tamam? Ben gidiyorum.
Bu mu terapi şimdi? Bu mu yani? Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir tane badem sütlü double ristretto rica edeceğim. Hemen. Sağ olun. Buyurun. Teşekkür ederim. Bu resim nasıl geldi buraya? Usta koydu herhalde. İkinci ligde oynayan bir kardeşi var. Futbolcu, o galiba. Anladım. Sağ olun. Rica ederim. Herkes bu resmi soruyor ya. Sorarlar tabii. Yakışıklı adam. Ben o resmi alabilir miyim? Dün gece de ben bırakmıştım zaten ustaya. Aa, o, tabii. Buyurun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Bunun içine bir buz daha rica edebilir miyim? Tabii. Arkadaki resim nereye gitti? Hangi resim? Sağ olun. Sağ olun, afiyet olsun. Çok güzel. Deliriyorum. En sonunda başardınız. El birliğiyle delirttiniz beni. Hop hop, ne yapıyorsun ya? Ben gittiğim her yerde seninle karşılaşmak zorunda mıyım Alara? Demir'le buluşmaya geldim canım. Alayım çaldığın tabloyu. Çalmadım bir kere. Parasını ödeyip aldım. Satılmayan bir şey alamazsın yalnız. Öyle mi? Sen de izin olmadan kimsenin resmini çizemezsin yalnız. Nereden biliyorsun ya izin olmadığını? Belki aldım. Demir sana poz verseydi bu kadar alakasız olmazdı bir kere. Demir'in bakışları böyle değil. Alakasız mı? Resimden anlamadığını keşke ilan etmeseydin herkese. Sen ancak onun suretini çizebilirsin. Demir bana baktığı gibi bakmaz sana. Nereden biliyorsun bakmadığını? Paris'te bakmıştır belki. Orada iki gün baş başaydık. Anlattı mı sana neler yaptığımızı? Gerek kalmadı. Baban anlattı Alaracığım. Ya sürekli kendini rezil etmek zorunda mısın? Asıl sen kendini rezil ediyorsun. Demir'le aramıza girmeye çalışıyordum. Oldu, başarılı oldun. Asıl bu eserine gurur duy bence. Aa, lütfen. Asıl o başarı senin. Ben tebrik ederim. Demir'i cezbedecek tek bir yönüm vardı. O da el altında olman. Sıradan bir koca avcısın, hazin sonu. Aynı evde oturup aşk oyunları oynayarak daha ne kadar yükseleceğini zannediyordum. Ama ben sana söylemiştim böyle olacağını. Benimle böyle konuşamazsın. Neden? Kimsin ki sen? Daha ne kadar yer kaplayacaksın bu hayatta? Daha ne kadar sınıf atlayacaksın? Sosyal bağlantıların yok. Çevrende 10 kişi dışında seni tanıyan yok. İnanamıyorum sana. Ya senin derdin de bu neyin aşağılık kompleksi? Hah. Bu tabiri kullanman çok ilginç. Ya benim bağlantılarımda popüler olmuş bir şirkette patronunu avlamaya çalışan sıradan bir çalışansın sen. Alara yeter. Demir. Aa dur. Tam da seviyesini gösteriyordum. Hanımlar, bitmeyen çekişmeniz yüzünden insanlar rahatsız oluyor. Kendinize gelin lütfen. Bana neler dediğini duydun mu sen? Bunu tartışmanın yeri burası değil Selin. İyi. Ne haliniz varsa görün. Çekil. Ben demiştim sana. Sıradan iflah olmayan bir kız işte. Selin'e düzgün davranman gerektiği konusunda seni uyarmıştım Alara. Ya o kız yüzünden bana tavır yapmayacaksın. Hadi değecek biri olsa neyse ama sıradan basit bir kız işte. Alara yeter dedim. Ya bana niye sinirleniyorsun ki rezilliği çıkartan ortada? Ben gidiyorum. Daha konuşacaktık. Şu an seninle konuşabileceğimi hiç sanmıyorum Alara. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.